Merhaba arkadaşlar. asemli sayfası montaj e, işlemleriyle devam ediyoruz. Şimdi standart meyitlerle ilgili e, olarak bir örnek e, çalışma yapacağız arkadaşlar. Öncelikle yeni bir Asemne sayfası oluşturuyorum. Şöyle Asemne'yi seçip OK butonuna tıkladım. Evet. Şimdi buradan dosyalarımı kaydettiğim kısımdan şöyle Mesela şuradan parçamı alacağım. Seçip open diyorum. Ekranda boş bir yere tıklayıp bırakıyorum. Daha sonra tekrar insert component diyorum. Buradan parçamı alıp getirip bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar montaj işlemlerinde e, tavsiye mesela e, işte 3-4 parçalı ya da daha fazla parçalı e, montaj işlemlerinde Genelde hani iki tane parçayı çağırıp montajını yapıp Daha sonra üçüncü parçayı çağırıp onun montajı Yani her çağırdığınız parçanın montajını yaptıktan sonra Bir sonrakini çağırmak olacaktır Çünkü hepsinin işte montajını, meytini e, yapmadığını e, Sürekli olarak sayfaya çağırıp yığarsanız arkadaşlar Daha sonrasında işte nesne seçme işlemlerinde e, zorlanacaksınız Şimdi öncelikle bu parçamı çağırdım ee, şuradan MET'e giriyorum. Diyorum ki buradaki şu delik kısım ile şuradaki bu yüzeydeki mil kısım yani dairesel yüzey konsantrik yani eş merkezli olacak diyorum. Okey diyorum. Tekrar okey diyorum. Bakın bu burada hem dairesel hareket hem de ileri geri hareket ediyor. Şimdi bunun ileri geri hareketini engelleyeceğiz. Şuralarda bir yerde sabitleyeceğiz arkadaşlar bunu. Tekrar MET'e giriyorum. Şöyle düz yüzey ve yine düz yüzey seçtim. Bakın genelde düz yüzey seçtiğimde coincident işlemi yapıyor. Şuradan şöyle geliyorum. Üst görünüşü seçtim. Şunu şöyle evet, dışarı aldım arkadaşlar. Şimdi burada coincident istemiyorum. Yapışmasını istemiyorum bunun. Şöyle distansa tıklıyorum. Örneğin şöyle bir 10 mm mesafe giriyorum. Evet şu an tam olarak yukarıdaki delik kısmın, dairesel kısmın teğetinden geçiyor. Okeyliyorum. Tekrar okeyliyorum. Evet şu an sadece dairesel dönüş hareketi yapıyor. Artık üçüncü parçamı çağırabilirim. Tekrar insert component diyorum. buradan şöyle arkadaşlar şunu biraz şöyle büyüteceğim. Evet. Şu parçamı alacağım. Open diyorum. Getirdim şöyle. Evet şimdi bu parçayı da buraya montajını yapacağız. MT e tekrar giriyorum. Yine dairesel bir yüzey ve şuradaki dairesel yüzeyi seçip evet konsantrik meyti okeyliyorum. Şöyle SCL komuttan çıkıyorum. Şunu biraz yukarıya doğru alacağım arkadaşlar. Şimdi burada bu parçanın uç noktasının buna temas etmesini istiyorum. Tekrar meyte giriyorum. Bunun yüzeyini seçtim. Şu parçada da uç kısımda bakın şurada bir Point, bir nokta var. E, bu parça part dosyasında sketch olarak oraya atıldı. Şöyle noktayı seçiyorum. Bakın coincident yapacaktır. Nokta ve yüzey arasında e, işlem arkadaşlar burada. Şu şekilde yüzeye yapıştıracaktır. Okeyliyorum. Tekrar okeyliyorum. Evet, montajım hazır. Şöyle bakın ön yüzeyden bakıyorum. Şu an buradaki nokta bu yüzeyi takip ettiği için ...yüzeyin formuna uyum sağlayarak aşağı yukarı hareket ediyor. Dairesel hareketi. Burada doğrusal harekete dönüştürüyoruz arkadaşlar. Sabit bir parçaya e, burada konsentrikle eş merkezli hale getirildi. Yani şu şekilde şöyle dairesel bir e, parça haline gelecektir. Şimdi arkadaşlar biz bunları buraya e, teker teker çağırdık. Bir başka yöntem de mesela insert component diyorum tekrar... Mesela buradan gövde adlı parçayı, şöyle CTL'ye basılı tutarak kam adlı parçayı ve, ve takipçi adlı parçayı şöyle seçiyorum arkadaşlar. Open butonuna tıklıyorum. Evet, şu an burada bakın 3 tane parça var, sırada bekliyor. Birinci parçayı tıkladım bıraktım. Bakın ikinci parça, bir tanesi gitti. İkinci parçayı istiyor, tıkladım bıraktım. Tekrar getirdim, tıkladım bıraktım. Bakın bu şekilde de böyle ikişerli üçerli olarak alabilirsiniz ama dediğim gibi... Tavsiyem arkadaşlar ikişerli olarak alıp metini yapıp daha sonra üçüncü parçayı çağırmak olacaktır çünkü burada hani karışabilir çok fazla parçalı olan nesnelerde yani mesela burada üç tane parça var bu çok tenha bir montaj arkadaşlar ama daha sık parçaların olduğu montajlarda bu durum biraz sorun yaratabilir arkadaşlar tamamının sayfaya aynı anda çağrılması işlemi.